İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Edebiyat Cephesi'ni yeni bir sunum görüntüsüyle açtık size. Bu hafta çok kanlı, çok tatsız bir olay yaşandı biliyorsunuz. Paris'te Charlie Hebdo dergisinin çizerleri, yazarları ve çalışanları iki katil olduğu söyleniyor. Makinalı tüfeklerle katledildi. Çok zorlukla, güçlükle kurtulabilen olaylar, kişiler olayların kanlı dehşetini anlatıyorlar. Milyonlarca insan dünyada elbette ki bunu kınadılar ve protesto ettiler. Ama aslında bu 20 yıldır, 25 yıldır dünyanın yaşadığı savaşların, katliamların belki de emperyalist ülkelerin merkezinde ortaya çıkmasıyla bir kez daha gündeme gelmesini sağladı belki de. Yani yanı başımızda Suriye'de olan bitenleri, Irak'ta olan bitenleri, Afganistan'da olan bitenlerin sadece Paris'in göbeğinde küçük bir parçası sergilendi. Ama bu saldırının düşünen, eleştiren aklı temsil eden çizerlere, karikatürcülere yöneltilmiş olması önemli yanı, bu olayın önemli yanlarından biri. Çünkü artık dünyada düşünmeyi, sorgulamayı, yazmayı, edebiyatı, insanlığı ileriye götürecek değerleri taşıyan bir sanatı yok etmek isteyen bir gücün hakimiyetinde yaşıyoruz ya da bunu özlüyorlar. Bakmayın siz oradaki saldırılardan sonra işte Fransa Devlet Başkanı'nın Cumhuriyet Demokrasi söylemlerine, bizdekilerden de çok farklı gelmedi bana açıkçası. Bugün biz işte insanlığın bu duruma düşürülmesine karşı mücadele eden bir başka sanatı, tiyatroyu konuşacağız. Tiyatronun direnişini konuşacağız. Çünkü Türkiye'de tiyatro bir başka silahlı katliamların değil ama devletin uygulamalarıyla bugüne kadar kurumlaşmış yapıların, sahnelerin rant için kapatılması, satılmasıyla, yeni yasa ve yönetmeliklerle tiyatrocuların özgürlüklerinin ortadan kaldırılmasıyla, sürekli değiştirilen ve bürokratik mekanizmalarla birikimi olmayan tiyatro sanatına ilgisi ve bilgisi olmayan kişilerin yönetici olarak atanmasıyla, oyuncuların güvencesizleştirilmesiyle birçok sorunla tiyatro Türkiye'de yaşamaya ve direnmeye çalışıyor. Bugün biz bunu konuşacağız. Konuğumuz bu konuda 50 yılı aşkın süredir tiyatro üzerine düşünen, yazan, tiyatro eleştirileri yazan yazar Üstün Akmen. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. 50 yıldır tiyatro üzerine yazıyorsunuz. Ve en yeni kitabınızda Özdemir Ağam'a mektuplar, oyun evet, eleştirileri. Evet, oyun sizin böyle oyun eleştirilerinden oluşan 15'ten fazla kitabınız yayınlandı. 15 değilse de epey var. Yani diğerleri de öykü, gezi notu vesaire. Yani edebiyatla ilgili tamamı demek istiyorum. Bu tiyatro üzerine yazmak ve kitaplaştırmak, eleştiri yazmak ve kitaplaştırmak, Yıldız Kenter'in bana bir direktifi doğrultusunda olmuştur. O dedi ki yani senin bu yazdıkların çünkü benim eleştirilerimin içinde tiyatronun içinde geçen bütün yaratıcı kadronun eleştirisi var. Yani dekor, kostüm, ışık gibi efekt gibi hatta gerekirse. Onların hepsinden eleştirisi olduğu için bir nevi antoloji olarak nitelendirdi benim yazılarımı ve de bunun kitaplaştırmam için hakikaten beni yüreklendirdi, güç verdi. İmkan buldukça yayınlayabildim. Çünkü bu tip kitaplara yayın evi bulmak da çok zor. Evet. İşte gönüllü yayın evlerini bulunca üzerine atlıyoruz. İmkanlarımızı zorluyoruz falan. Ama işte galiba gene de 7-8 sezonunu değerlendirdim kitap olarak da. Şimdi Üstün Bey, bu kayıt teknolojileri, video teknolojileri çıkmadan önce tiyatro kayıt da edilemiyordu. Yani sahneleniyordu tabii, tabii. Ve izleyicilerin bilincine ve belleğindeki duyarlılıklarla kalıyorlardı. O yüzden tiyatro eleştirmenleri, tiyatro tarihçileri önemli bir şey yapıyorlardı. Onu belgeliyorlardı. Aslında sizin de alt başlık mesela Özdemir Ağabey mektupların 2013-2014 dönemi sahne sanatları dalındaki eleştiri, yorum ve değerlendirme. Evet, çünkü içinde tiyatro, opera, bale evet. De var. Yani o dönemin bir güncesi, bir tarihi aslında. Gibi, bir nevi sizin öyle. Gerçi 100 oyun yeter mi? Yetmez tabii. Çünkü bugün İstanbul'da sadece 400 küsur oyun perde açmakta. Bu sezon öyle görünüyor. Geçen sezon öyleydi, bu sezonda öyle görünüyor. Genç tiyatrolar, alternatif tiyatrolar çığ gibi bir olay. Bu da çok yararlı bir olay. Ben alternatif tiyatroları da daldan dala geçtim belki ama evet. Çok yararlı olarak buluyorum. Nitekim dikkat ederseniz 1960'lı yıllarda
Parmak Kapı Sokak'ta Haldun Dorme'nin kurduğu bir oda tiyatrosu vardı. Ondan sonra bir küçük sahne, Muhsin Bey'in, Muhsin Ertuğrul'un kurduğu küçük sahne vardı. Oradan çıkan oyuncuları hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar alkışladık. Hayatta olanlara uzun ömürler diliyorum. Vefat edenlere de üzerlerine nurlar yağsın inşallah. Çünkü onların hepsinin çok emeği var Türk tiyatrosunda. Şimdi güzel bir şey söylediniz. Yani 400'den fazla oyun sahneleniyorsa İstanbul'da. Evet. Bu çok önemli bir şey. Çok. Ama İstanbul'un merkezi kabul edeceğimiz işte Beyoğlu'nda, Taksim'de tiyatro salonları birer birer ortadan kalktı. Yani kalkıyor. En son Muammer Karaca'yı da Kaldırdılar. Onu da şimdi yıkıyorlarmış zaten, öyle duydum. Evet. Benim söylediğim bu alternatif tiyatrolar işte Beyoğlu'nun Beyoğlu Harbiye arasındaki bir kesitte küçük salonlarda bir 60 kişilik seyirciye işte iskemle üzerinde, tabure üzerinde falan oyun izlettiren, basit dekorlarla oyun izlettiren bir yapı. Ama ben dediğim gibi çok umutluyum. Ama söylediğiniz çok doğru. Seyirci aslında merkezlerde tiyatroya gidemiyor. İstanbul metropolünde AKM 9 yıldır kapalı. Yani AKM gibi bir metropolün kültür merkezi 9 yıldır kapalı ve inatla açılmıyor. Evet. Siyasi iktidarın kaprisleri yahut da başka amaçları doğrultusunda. Bu çok günah bir olaydır yani. Şimdi siyasi iktidarın bu genellikle bu alandaki uygulamaları, işte Kültür Bakanlığı'nın uygulamaları, Devlet Tiyatroları da onun denetiminde, ona bağlı olarak çalışıyor. Siz bu konularda getirdiğiniz eleştirilerden dolayı galiba şöyle bir şey yazdınız. Yani kültürlü bir kültür bakanı gelsin artık diye bir yazı yazdınız. Mahkemelik oldunuz galiba bundan dolayı. Evet, ben biraz şey onu, yazdım. Onu anlatır mısınız? TÜSAK yasasına karşı çok yazı yazdım ben. Yani evet. Kaç çıkma, yani tasarının oluşmasından itibaren yazıyorum. İşte toplantılar yapıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, yazıyoruz. Yani toplumu silkelemeye çalışıyoruz hep birlikte. Benim yazdığım son yazıdaki 29 Kasım tarihli bir yazı Evrensel Gazetesi'nde yayınlanan. Orada işte Ömercik demişim bakana ve de kültürsüz kültür bakanı demişim. Bunu her yerde söylüyorum tekrar tekrar. Bu böyle bir 10 bin liralık davalar açmaya, uğraşmaya falan gerek yoktu. Sayın Bakan evindeki kitaplığının bir fotoğrafını çekerdi. Hangi kitapları okuduğunu hepimiz anlardık. Kültür seviyesini tespit ederdik. Ondan sonra da Kültür Bakanı olduktan sonra veya olmadan önce kaç tane opera bale oyununu izledi, kaç tiyatro izledi, Kültür Bakanı olduktan sonra kaç tane galaya gittiğini söylerdi. Ben de özür dilerdim, bu işte kapanırdı. Ayrıca bunda böyle bir hakaret falan filan da yok. Ben buna benzer çok sözcüğü Sayın Ertuğrul Günay için de kullandım. Yani eleştirmek benim işim yani. Ben bunu böyle yaparım. Biraz da bunun içine mizah katıyorum. Ona da bakanım civanım dedim mesela. Şimdi o sesini çıkartmadı, bana telefon etti. Yazıyla üzerine konuştuk. Bu bir olgunluktur. Bir yani hazmetmektir, hazımlı olmaktır. Dava edecek bir konu ben görmüyorum. Pek de umurumda değil. Benim umurumda olan başka bir şey var. Şimdi burada bir başka türlü olay dönüyor. Bir kere hakaret davası açıyor. Bu Türkiye'de Kültür Bakanlığı'nın ihtisasından sonraki ilk dava. Yani bir Kültür Bakanlığı'nın bir gazeteciye açtığı ilk dava. Bu ilginç. Nasıl oluyor? Yani Kültür Bakanlığı kurulduğundan beri mi, yoksa evet, bu hükümetin? Hayır, Kültür Bakanlığı kurulduğundan beri ilk defa bir Kültür Bakanı bir gazeteciye, bir yazara dava açıyor. Evet. Yani hakaret davası açıyor. Açıyor. Şimdi burada farklı bir olay var. Burada artık iyice demokrasinin kılıcı havaya kaldırıldı. Ey arkadaş bak, sen yazarsan ben senin canına okurum diyor. Hikaye burada. Ben buna üzülüyorum. Buna karşı tepki göstermesi gerektiğine inanıyorum. Amerika'dan bir arkadaşım bir imza kampanyası başlattı. Okurum bir arkadaşım. 1000'e yakın imza toplandı bugün itibariyle söylüyorum. Ben çok üzüldüm. Yani benim hitap ettiğim çevre 1000 kişi değil. Yani binlerle ifade ediliyor. TÜSAK mağdurları. Bu kadar insan var. Peki bunlar bana niye sahip çıkmıyor? Korkuluyor mu? O zaman iş bitmiştir zaten. Şimdi, benim söyleyeyim, üzüntüm bu. Yoksa dava olur, çıkarlar. Mahkeme 10 bin değil de 5 bin liraya karar verir. Sayın Bakan da benim emekli maaşımın %25'ine haciz koydurur. 70-80 sene sonra o parayı toparlar, alır, bu bütün ülkeleri biter. Yani bunlar değil, başka bir şey var. Burada bir oyun oynanmakta ve demokrasinin kılıcı sallanıyor. Kendine gel ey yazar, gazeteci,
Yazarsan ben senin canını okurum diyor. Başka bir şey değil. Şimdi bu Kültür Bakanlığı'nda ilk dediniz ama öteki alanlarda sürekli uygulanıyor. Yani artık neredeyse hırsız kelimesi Türkiye'de sözlüklerden çıkarılacak. Yani, o noktaya geldik. Doğru. Yani bir gösteride, yani bakın bir protesto gösterisinde 10 bin kişinin katıldığı, diyelim ki bir öğretim görevlisi, bir doçent, doğru, yardımcı tabii. doçent orada katıldığı için soruşturma açıyor üniversiteler. Üniversitelerden uzaklaştırıyorlar. Yani Türkiye bıçak kemiğe dayandığı bir noktaya geldi. Biz bugün bunun tiyatrodaki sahnelerini konuşacağız. O zaman isterseniz TÜSAK üzerinde de biraz duralım. Yani bu TÜSAK ya da şöyle diyelim, siz 50 yılın üzerinde bu alanda çalışıyorsunuz. 50 yılda Türkiye'de devlet tiyatrolarında, devletin tiyatroyla olan ilişkisinde neler oldu, bugün neler oluyor? Ne olumluluklar geldi, ne olumsuzluklar geldi? Kısaca isterseniz bir oradan yola çıkarak TÜSAK'a gelelim. Yani olumsuzluklar yıllardan beri var. Yeni bir şey değil ama bu dönemde daha da artmış durumda. Yani son 10 yılda daha da artmış durumda. Yani sansür eskiden yok muydu? Elbette vardı. Bu kadar yüksek çok değildi, bu kadar fazla değildi. Şimdi artık öyle bir yere geldi ki şarkının güftesinde var. Leblerin leblerinde, yani dudakların dudaklarımda diye geçiyor. Gözlerin gözlerimde olarak çevirip okuyorlar. Yani artık bu kadar da olur mu canım? Yani Muammer Karaca'nın Cibali Karakolu'ndaki fahişe rolünü çıkarmışlar en son. Ona pek katılmıyorum. Öyle bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Öyle mi? Evet, çünkü oyun çok uzamış, sıkmaya başlamış. Onun tasarrufunu yapmak genel sanat yönetmeninin yetkisindedir benim de bildiğim kadarıyla. Yani onu kıskırtmış. Yoksa o öyle bir sansüre uğradığını zannetmiyorum. Şehir tiyatrosunda bu dönemde böyle bir şey olacağını pek tahmin etmiyorum. Umarım da haklı düşünüyorum. Ama daha önce oldu. Yani oyunların son provalarını izlemek için yani neredeyse o hani yani Hitler faşizminin sahnelerini aratacak denetmenler falan gelmiş oyunların son provalarına. Veya işte son provadaki tekstleri genel müdürlük talep etmiş. Yani biz bunları okuduktan sonra onay vereceğiz. Birçok yönetmen görevlendirilmiyor ya da oyunları gündeme alınmıyor. Yani böyle şeyler var bildiğim kadarıyla. Yani tabii bu oynayan sanatçı arkadaşımız şimdi Göktay da şeyin orta oyununun erbabıdır. Yani dolayısıyla bir eklemeler mutlaka yapıyordur. İçinde de ağzından bazı şeyler kaçmış olabilir. Yani söylenen o ki hep hükümet mi soyacak, biraz da sen soy falan gibi laflar, replikler de var. Onları sonra kendi isteklerine çıkarmış olabilirler ama yukarıdan bir şey geldiğini duymadım ben. Onun için bir şey söylemek istemiyorum doğrusu. Ama şimdi yani bu geçmişe, yakın geçmişe gidersek hemen 12 Eylül darbesinden sonra Vasfi Rıza Zobul genel yayın yönetmeniydi. 1402'li yasaya dayanarak tiyatrocuları şeyden attı, şehir tiyatrolarına attı. Tabii bir şey Vasfi Rıza Zobul dönemi bence bir şehir tiyatrolarının yüz karası bir dönem. Evet. Onu anmak da istemiyorum doğrusu. Orada da haklısınız. Hatta biz şu programı yaptığımız İstanbul'un Tepebaşı bölgesinde bizim bu ulusal kanal. Hemen bunun önünde bir bahçe vardı. O bahçenin içinde de bir tiyatro binası vardı. Şimdi orayı otopark yaptılar. Evet, yani evet, orada Başar Sabuncu'nun Bahar Noktası'nı ben lise öğrencisi olarak izlediğimi hatırlıyorum. Tabii. Başar Sabuncu atılmıştı. Yönetmen olarak adı şeyden çıkarılmıştı. Afişlerden ve oyun onun tasarımına devam ediyor. Tabii oldu. Sezvan'ın iyi insanı da oldu. Evet. Başka şeylerde, başka oyunlarda da oldu. Yani olmaması gereken, bugüne kadar olmadı demiyorum tabii, bu olmaması gereken şeydir bu sansür hikayesi. Bırakın sanatçı istediğini söylesin, yani bir şey olmaz sanatçının söylediğinden. Kimse ayaklanmaz, bir şey, darbe falan yapmaya kalkmaz yani. Peki Hüseyin Hocam, bu TÜSAK aslında bu sansürü yasal yönetmeliklere bağlı mekanizmalarını oluşturarak kurumsallaştırmayı amaçlamıyor mu? Yani artık oyunun, yani oynanma aşamasına bile gelmeden, adı bile geçmeden sansür edilmesi. Çünkü repertuar alınmayacak. Hayır, o kendi benim istediğim oyunu oynayacaksınına getiriyor. Evet, yasa bir yerde öz cümlesi o. Ama bu tabii Türkiye'deki tiyatroyu bitirir, batırır, öldürür. Bunu tabii siyasi erkin kafasına sokmak mümkün değil. O gene bildiğini yapmak istiyor. Ama son aldığım benim şahsi duyumlarıma göre de bu biraz geri alınmış, geri bırakılmış durumda TÜSAK yasası. Ben çok da iyi olmuş. Eğer doğruysa kutlarım. Çünkü bundan daha saçma sapan bir yasa. Bundan daha Türkiye'yi dünya üzerinde rezil edecek bir yasa ben hatırlamıyorum çıktığını. Bu hakikaten hepsinin güzel sanatların iflasıdır. Yani Türkiye'de idamıdır.
idam fetvasıdır. Yani bir opera, bale, tiyatro bu olacak şey değil. Şimdi tam ben onu söyleyecektim. Yani bunlar artık fikir sansüründen çıkıp, yani kadın bedeninin sansürü. Yani balede bir kadın evet. zerafetinin, dansının sansürü aşamasına geldiler. Biliyorsunuz RTÜK diye bir kurum var. Bizi de çok dikkatli izliyorlar herhalde. Bir yarışmada, evli karı kocaların katıldığı bir yarışmada, kocalar başka kadınlarla eşlerinin önüne dans ediyorlar diye astronomi para cezaları verdi. Yani nereye gidiyoruz? Saçmalığın ilk alası. Ben bir örnek vereyim. Şeyde bir yerde dedim ki, böyle bir televizyon programıydı zannediyorum. Bunların dedim gidin meclisteki odalarına teker teker bakın, mutlaka içlerinde Osman Hamdi'nin şeyi vardır, Osmanlı olduğu için. Osman Hamdi'nin kaplumbağa terbiyecisi diye tanınan ünlü resmi vardır. Halbuki bilmezler ki Osman Hamdi'nin bir de Kur'an rahlesi üzerinde dans eden nüysü vardır dedim. Herkes çıkartmaya başlamış şeyden, odalarından Osman Hamdi'nin isimlerini. Bunlar biraz da öyle tabii. Evet. Bir de şimdi yani sizin yapıtlarınız yani Türkiye'de tiyatronun bir güncesi. Mesela bu sene daha yeni çıkan kitabınızda Bertolt Brecht'in Arturo Uy'nin Önlenebilir Tırmanışı oyunu incelemişiz. Evet. Ben de o kitabı getirdim. Çünkü harika. Galiba günümüz Türkiye'siyle de çok, çok örtüşen evet. bir oyun. Tabii, tabii. Biraz ondan söz edelim mi? Arturo Uy'nin tırmanışı neden önlenebilir ve Türkiye'de önlenemedi mi acaba? Yani tabii oyunu görmek lazım. Oyun Brecht'in müthiş bir dehasının eseri. Bugüne de çok örtüşüyor. Dünya üzerindeki bugünden çok örtüşüyor. Çok iyi yaptınız, getirdiniz. İnşallah izleyenler, okurlar ve de tiyatro adamın bu sene İstanbul'da oynamakta olduğu oyunu da görürler, izlerler. İyice kapılırlar. Çünkü oyun hakikaten çok güzel sahnelenmiş durumda. Umarım izlenir. Peki Üstün Bey, bunlar açılmışken yani bu yılın, geçen yıldan bu yıla da kalan 3-5 tane oyununu önerelim isterseniz izleyicilerimize. Neler var? Var. Çok iyi oyunlar var tabii. Onları da analım isterseniz. Çok iyi oyunlar var. Yani Tiyatro Craft'ın yeni başlayan bu senenin oyunu var. Melisa Sözen oynuyor, müthiş güzel oynuyor. Gene Craft'ın geçen seneden sarkan garaj oyunu var. Dilbe Saran'ın tiyatrosunun yaptığı Savaş var. Pek çok oyun var, o görülecek. Yani görmeye kalkarsak, tavsiye etmeye kalkarsak çok uzun sürer. Çok ciddi güzel oyunlar var, çok iyi oyunlar var. Tabii Genco Erkal'ın Bir Deli'nin Hatıra Defteri tekrar başladı yıllar sonra, 30 küsur sene sonra. Ve Genco Erkal 30 küsur seneden çok daha iyi oynuyor, çok daha dinamik oynuyor. Şimdi şunu soracağım, 30 küsur sene sonra dediniz, şimdi siz 50 yıldır bu işin içindesiniz. Yani oyunları tekrar tekrar sahnelenişlerini izlediniz. Başka tiyatro gruplarının evet, nasıl ele aldığını. Evet. Bir de aynı oyuncunun yıllar sonra tekrar... Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Onu hatırlıyoruz. Dönemler nasıl yansıyor tiyatro oyunlarının sahnelenmesine? Tabii. Neler değişiyor? Şimdi teknik imkanlar falan da daha çok gelişti doğrusu. Dünyada da, Türkiye'de de. Yani ışık düzeni mesela değişti. Dekor anlayışı daha farklılaştı. Ama geçmişteki oyunları da inkar edemeyiz elbette. Bazı oyunlar var ki mesela... Artık çok isim yapmış, ne bileyim, Tatlı Kaçık, Nisa Selezli akla getirir hemen derhal. Şimdi bugün kim oynarsa oynasın onunla mukayese edersiniz. Yanlıştır aslında, tabii Nisa Selezli kendine göre yorumlamıştır. Bugün oynayan sanatçı bambaşka yorumlayacaktır. Tiyatro çok farklı bir olay çünkü. Çok değişik bir sanat dalı. Açık, her şeye açık. Diyeceksiniz ki sinema, eski bir sinemacı olarak değil mi? Sinema değil mi? Ben sinemayla tiyatroyu mukayese etmiyorum. Yani sinema çok daha fazla tekniğe dayalı, bağlı, bindirilmiş bir durumda. Tiyatro daha günlük, yani her gün başka bir şey yapıyorsunuz. Her gün sahnede yeniden kimliklere, kişiliklere, karakterlere bürünüyorsunuz. Bir küçük örnek vermeme izin verirseniz. Bir zamanlar çok tutulan bir oyun vardı, meşhur bir sinema filmi. Bir kadın bir erkek, hatırlarsınız belki, Leloş'un bir filmiydi, çok tutulmuştu bütün piyasada, dünyada. Anokeme ve Jean Vitrigrat oynuyordu.
Leroş çekmeye çalışıyor filmi. Bir sıkıntı istiyor kadın oyuncudan. Yani öyle bir şey bekliyor. Bir türlü tutturamıyor. Sonra kahve arası veriyor. Diyor ki kameramana sen devam et çekmeye diyor. Kameraman çekiyor. Tamam kes burada diyor. Çünkü Anokeme saçını şöyle yapıyor. Konuşurken kahve arasında. Onu oraya monte ediyor. Yani sinemada bunlar var ama tiyatroda bu asla olmaz. Olacak iş değil doğrusu. Evet. Peki biraz da şeyi konuşalım isterseniz. Yani İstanbul'da 400 oyun oynanıyor ama İstanbul çok büyük, 15 milyon tabii, nüfusu tabii. olan bir şey, şehir. Bunlara ulaşabilen çok az insan var demek ki. Çok az insan, salonlar da küçük. Öyle zannediliyor, değil. Sanatlar küçük yani diyeceksiniz ki ya kaç kişilik salonda oynuyor ki dolduruyor. 60 kişilik salon ama 60 kişilik salon her gün doldurmak da önemli bir olay. Nerede ne bileyim Kadıköy'ün Gazhane semtinde tiyatro var. Doluyor. Ama 60 kişi ama 50 kişi dolduruyor. Büyük salonlar da doluyor. Yani tiyatronun bir çöküntü içinde olduğu falan haberini duyarsanız inanmayın öyle bir şey yok. Tiyatro bangır bangır gidiyor. Ama dediğim gibi işte ödenekli tiyatrolarda bir takım müdahaleler oluyor mu? Olursa ne oluyor? Onlar başka bir konu. Ama özel tiyatroların gidişinde bir şey yok. En büyük konu tabii neye rağmen yok? Tiyatroların ödeneklerini kesiyorlar, yardım kesiyorlar. Bunlar zaten yardım falan filan değildi. Yani öyle bir işte bilmem kaç trilyon yahut milyon bugünkü karşılığı para veriyoruz, biz destek veriyoruz diye bir şey söylüyorlar. Bunlar ihanedir. Para, yardım falan destek meslek değildir. Bu verilen ihanedir. Başka bir şey değildir. Ama o ihane hiç olmazsa o tiyatronun gazete ilanına, duyurusuna gider, afişine gider falan filan. Gene de bir şeye yarar tabii. Allah razı olsun. Bir şey demiyorum. Bu yıl onu da kestiler galiba. Onu bir gerekçe uydurdular. Gezi'de ona görünen şeylere, tiyatroculara, işte Genco Erkal gibi, Ferhan Şensoy gibi tiyatrocuların bilinçli olarak şeylerini kesiyorlar. Niye kesiyor? Kime veriyorsun peki? O da meçhul. Bir kere o şeyin, ihanenin tespit şekli de yanlış. Orada benim bildiğim kadar, duydum, tatbikatı bildiğim kadar gidiyorlar, oturuyorlar. Herkes bir dosya veriyor. Ne oynayacak, ne yapacak falan filan. Şu kadar para istiyorum diyor. O da o kadar veriyor. O piti piti, al senin olsun. Böyle. Olur mu? Yani ne oynayacak? Yerli yazar mı oynayacak? Yabancı yazarın hangisini oynayacak? Dekoru ne kadar çıkacak? Kostüm neye mal olacak? Bir maliyet hesabı olmadan paralar dağıtılıyor. Sonra zorlama oyunlar oynanıyor. Kimlere verildi bu sene de çok malum. Yani artık ismini falan bilmediğimiz bilmem ne gıda şirketine bile şey verildiği, hibe edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Allah akıl fikir versin diyeyim. Ne diyeyim yani kurula. Peki Üstün Bey, siz bu kadar oyunu izlediniz. Bizim oyun yazarlığımız nasıl gelişiyor? Yani oyun yazarlığımız gelişiyor mu yoksa bir yerde durdu mu? Yani bana sorarsanız durmadı. Daha da gelişebilir. Tabii biraz destek görürse. Yani yurt dışına açılan işte Tuncer Cücenoğlu gibi yazarlarımız var. Yani ama bir şey daha söylemem gerekiyor ki bu demin bahsettiğim alternatif tiyatrolarda da son derece iyi yazarlar çıkıyor, yetişiyor. Daha da yetişecek tabii, yani bu yeterlidir, tamamdır demiyorum ama ne bileyim mesela bir Alper Kul var, çok cin gibi oyunlar yazıyor, tiyatro kökenli. Çok cin gibi oyunlar yazıyor. Var, çok var yani alternatiflerde çok tiyatro çıkıştı. Özen Yula var yani yurt dışına da açılmış olan. Pek çok yazarımız var ama bunların daha desteklenmesi, belki devlet eliyle bazı yarışmalar açılması falan lazım ama kimden ne bekliyoruz tabii. Ama şimdi yarışma deyince tüylerim diken diken oluyor. Çünkü yarışmalar da artık jürilerin gayri ciddiliğiyle elbette yani o zaman geri alayım, desteklemesi yani evet. Bir konuda yarışma, yani yarışmayı o şekilde aç. Dediğiniz gibi ama o yarışmalardan pek olmaz bu iş. Evet. Doğrudur. Yani şimdi oyun yazarı deyince işte bize kim seçecek? Mesela ben hala Vasıf Öngören, Oktay Arayıcı. Tabii. Bunlarda kalmış işte Tuncer Cücenoğlu belki o çizginin günümüzdeki sürdürücülerinden doğru. biri. Ama öyle yazarlar herhalde gençler arasında da yetişecek. Mutlaka yetişiyor. Yetişiyor da ama dediğim gibi hızlanması lazım. Benim korkum orada. Yoksa yetişiyor. Hiç bir beis yok ama hızlanması, teşvik edilmesi, tiyatroların bunu oynamaları lazım.
Ya devlet tiyatrosu oynamıyor devlet tiyatrosu. Niye oynamıyor bilmiyorum. Peki Üstün Bey, siz şimdi Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanısınız. Gelelim tiyatro eleştirisinin durumuna. Yani orada nasıl manzara? Yani orada da sizin gibi böyle çalışkan, bu kadar oyunu izleyip yazan, duyuran, tartışan çok sayıda eleştirmeniniz var mı? Var dersem yalan olur. Var tabii ama bunlar hakikaten bir elin parmağını geçmiyor. Yani bilinçli olarak söylüyorum, içimden sayarak söylüyorum. Bir elin parmağını geçmiyor. Bizim 50 civarında üyemiz var. Daha fazla olmasını da zaten istemiyoruz. Uluslararası bağlı olduğumuz UNESCO'ya bağlı Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği de bunu istemiyor. Yani orada kalın, öz olsun, az olsun, öz olsun diyor. Ama tiyatro eleştirmeni de yetişmiyor. Yetişmemesinde niye şey var? Çünkü yazar yazacak mecra bulamıyor. Hangi gazetede yazacak? Bugün bakıyorsunuz hiçbir gazetenin kültür sanat sayfası. Hiçbir gazete derken mübalağa ediyorum tabii ama. Bir ikisi dışında değil. Ağırlığın bir ikisi dışında. Evet. Yani Aydınlık var, Cumhuriyet var, kültür sayfası işte, Evrensel var. Evrensel var. Bir gün var. Bir gün. Bunlar da kültür sanat sayfaları var. Evet, Zaman'da var bir de. Evet. Zaman'da da var. Yani işte belki unuttuğumuz iki tane daha vardır üzerine. Bu koskocaman 4 milyon tiraja düşünürsek bu tabii çok komik kalır bu, değil mi? Bu gazetelerin tirajını toplarsanız, orantılarsanız belli olur iş. Nereye gidecek bu? Her şeyi birden batırmaya çalışılıyor gibi mi geliyor? Tiyatro eleştirmeye çıkmak da zor. Yani birdenbire okullardan çıkanlar iş bulacak falan diye de bir kural yok. Çünkü bir tiyatro eleştirmenliği de diğer dallar gibi, ya sinema, edebiyat gibi mutlaka bir deneyim, bir bilgi, kültür birikimi falan gerektiren, bir yazma yeteneği gerektiren bir meslek dalı. Birdenbire de çıkar çıkmaz da olmaz, tahmin etmiyorum. Biraz daha pişmeleri lazım ama her çıkan kendini eleştirmen sanıyor. Bu doğrudur. Ama sırf bu şeyde değil, belki edebiyat dalında da bu vardır. Şimdi izlemiyorum ben edebiyat dalını ama sinemada da vardır mutlaka. Sinemada biraz daha örtbas ediliyorlar. Gene sinemada da fazla eleştirmen yok, dikkat ederseniz. Evet. Değil mi? Yani kaç kişi var sinemada da yazan? Akla ilk gelen işte Atilla Dorsaylar, Alice'ler. Değil mi? Burçak Evren. Burçak Evren. Yani yeni kuşaklardan çıkanlar belki de bu çağın, bu dönemin koşullarına uyan, yani biraz biz hani direnen tiyatronun direnişi diyoruz ama çok fazla direnmeyen bir kişilik sergiliyorlar da o yüzden belki de bize çok fazla iz bırakıcı isimler kalmıyor. Yani koşullara uyalım, işte gazete onu bir eklentisi haline getirmiş, evet. Bir tane resim koyup altına o filmin özetini çıkarmak eleştiri noktasına iniyor, evet, film eleştirisi, tiyatroda da. Biraz öyle oluyor. Yani sanıyorum Aydın yazarlığı, eleştirmenliği, tiyatroyu aydınca yapan, yani mücadele ederek koşullara ve gerçekliğe yani karşı çok fazla insanımız çıkmıyor galiba. Bugün şeydi de yani diğer dallarda dikkat ederseniz aynı şey var. Öyle çok yazan var. Yani oyunun, romanın, öykü kitabının, yani neyse sinemanın, filmin özetini yapıp altına da çok güzeldi, bir yer fena değildi falan demek kalıyor. Yazan da var. Bence tabii buna yetersiz oluyor. Evet. Demek ki o zaman tiyatro eğitiminde dil, tarih, coğrafyadan, konservatuvardan beri epey köklü bir tiyatro eğitimi şeyimiz var değil mi? Elbette. Yani ben gençlere de çok yararlanıyorum. Yani bu şeyi söylerken yanlış anlaşılmasın. Birdenbire eleştirmen olunmaz diyor ama onların bilgisi de beni çok yerli, çok tatmin ediyor. Çok yararlanıyorum doğrusu. Bir de Üstün Hocam şöyle bir sorunumuz var Türkiye'de. Bu toprakların sorunları ve gereksinimleri ve sanatı ve edebiyatı, kültürü yerine diyelim ki Avrupa'nın merkezinde ya da Amerika'da hangi kültür ve sorunlar ve düşünceler varsa onların sorunlarını, derdini düşen bir entelektüel kesim yetişiyor. Evet. O da verimsiz sonuçlar doğurmuyor mu? Yani diyelim ki New York'ta hangi tür oyunlar oynanıyor, işte onu düşünen, yoksa bu evrenselleşmeyi mi getiriyor? Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani
Dengesizlik yok mu? O evrenselliğe tabii katılıyorum mutlaka. Ama tabii her toplumun kendine göre bir takım zevkleri, kültürü, göreneği falan filan var. Yani Broadway'de oynayan her oyunu burada getirip sahneleyemezsiniz. Tutmaz yani, olmaz. Bunu da bence biliyorlar. Yani buraya gelen oyunlara dikkat ederseniz yahut buraya getirilip işte çevirisi yapılıp oynanan oyunlar da aynı şekilde öyle seyirci potansiyeli dikkate alınarak yapılıyor. İstanbul'daki tiyatro festivali konusunda neler diyeceksiniz? Yani tiyatrocularımızın bu evrensel şeyleri görmesi, eserleri görmesi onların ufkunu genişletti mi? Yoksa orada da bir şey mi var? Var. Ben şimdi görmüyorlar, izlemiyorlar diyeceğim. Bu sefer gene kızacaklar bana ama doğrusu da bu. İzlemiyorlar. Hatta geçenlerde bir arkadaşımı gördüm. Dedim ki ya sen hiç görmüyorum ben seni festivalde falan dedi. Ben dedi tiyatro izlemiyorum çünkü dedi tiyatrocu arkadaşım. Çünkü dedi şey etkilenirim diye korkuyorum dedi. Onun için izlemiyorum dedi. Ben şaşırdım. Böylelikle hakikaten böyle düşünenler de var demek ki. İzleyenler de mutlaka var. Onu ayırt etmiyorum ama inkar etmiyorum ama bir kere İstanbul Festivali'nin 2 yılda 1'e çıkartılması bence çok büyük bir eksiklik yarattı. Tabii o da vakfın olanaksızlıkları da içinde öyle oldu. Kimseyi de suçlamak doğru değil ama 2 yılda 1 olunca biraz daha iş tavsadı. Ama gene de ellerine sağlık, son derece olumlu oyunlar getiriyorlar, iyi oyunlar getiriyorlar. Yani bizim tiyatro severin tiyatro severe kültürel katkı yapacak oyunlar getiriyorlar. Çok iyi tiyatro grupları izliyoruz. Eskiden de izliyorduk, şimdi daha az izliyoruz ama gene de medyanın şükranım, ellerine sağlık diyeceğim. Bir de konumuzla çok ilgili görünmeyebilir ama yani bu üniversitelerin yetiştirdiği tiyatrocular, konservatuvar tiyatrocular, yetişmiş tiyatrocular, yetişmiş yazarlar, bir dizi sektörü diye bir televizyonun dizi sektörü var ve birçoğu orada çalışıyor, orada çalışmak zorunda kalıyor. Mesela ben bu edebiyat cephesinde tiyatrocuları çok zor burada konuk edebiliyorum. Çünkü bütün tiyatrocularımızda dizi çekimleri var. Evet. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani ben diziler evet. Ne yaptı? Tiyatroyu da biraz herhalde sekteye uğrattı değil mi? Yok, ben ona katılmıyorum. Evvela ben de aynı şekilde düşünüyorum ama sonra değiştirdim fikrimi. Bir kere iki tarafı var işin. Birisi tiyatro oyuncusu, tiyatroya dizi oyununa geçtiği zaman o diziye bir kalite geliyor. Oyunculuk kalitesi geliyor. Bu kesin. İkincisi seyirci oyuncuyu orada görüp seviyor ve onun oyununa yakından görmek için, canlı görmek için gidiyor. Seyirci çekiyor onun oynadığı tiyatro. Bir o şeysi var. Bence şimdi çok da yararlı ama dediğim gibi en önemlisi o dizilere bir kalite geldi. Yani mankenlerden sonra, mankenler de kızmasınlar ama her mankeni çıkartıyorlardı bir ara başrole. Şimdi tiyatrocuların dizilerde oynaması bence diziler açısından büyük bir kalite geldi. Şanslarıdır dizicilerin. Peki tiyatroda durum öyle mi? Yani dizilerin oyunculuğuna, senaryolarına, yönetimine alışmış oyuncular sahneye çıktıkları zaman gelen seyirci de öyle bir beklentiyle geliyor. İşte orada gördüğü tipi belki de sahnede görmek istiyor. Ama oyun, tiyatro onun dışında bir sanat. Orada bir ödün verme durumu ortaya çıkmaz mı? Yok, çıkmıyor. Çünkü tiyatro seyircisi farklı bir olay. Yolda yürüyen halktan ilişkisi yok onun. Apayrı bir grup onlar. Yani şimdi seyirci başka bir seyirci biliyorsunuz. Çok hep gülüyoruz. Bu Aşk-ı Memnu çekilirken Selçuk Yöntem yolda yürüyemiyordu. Gelip kulağına senin karın seni kandırıyor falan diyenler olduğu için söylüyordu. Gülüyorduk. Tiyatro salonunda bu olmuyor tabii. Yani tiyatro salonuna gelen seyirci evet belki beğendiği, takdir ettiği oyuncuyu yakından görmeyi istiyor ama böyle büyük bir şey de düşmüyor. Benim görüşüm o. İzlenir mi o daha doğrusu? Evet. Oyunları evet. İzlerken İstanbul dışındaki sahnelere de gidiyor musunuz? Ankara. Gidiyordum evet. Bundan sonra gider miyim bilmiyorum ama gidiyordum tabii. Yani ben geçen sene de Diyarbakır, Sivas, Samsun, Konya hepsini gezdim, izledim. Hatta Samsun'da özel tiyatroda izledim. Düş oyuncuları mesela. Onları da acı eleştirdim çok. Şimdi ben de eleştiri yazdığım için şöyle bir sorunumuz var eleştiri yazanların. Bir evet. Kere yani gerçeği söylediğiniz zaman tabii kızarlar. Kızarlar, beğenilmiyorsunuz. Ama öte yandan da
bir etki yapması gerekiyor. Yani siz onları yaşıyor musunuz? Yani oyuncu ya da yönetmen, eleştirdiğiniz oyuncu, yönetmen size bununla ilgili tekrar arayıp görüşlerini söylüyor mu? Veya okurlar izlediği oyunla ilgili yazdığınız bir yazıdan sonra yorumlarda bulunuyor mu? Bulunuyor. Yani ben her yerden, Türkiye'nin her yerinden tepki alıyorum. Tabii çok değil ama alıyorum. Yani o işte oyunu görmüş gibi olduk, sağ ol diyen de var. Sonra burada genç tiyatro damarıma basıyor. İlla ki geleceksin, oyunu göreceksin diye işte arabayla aldıralım falan yapalım. Sonra oyuna gidiyorsunuz, kötü buluyorsunuz, yazıyorsunuz. O zaman diyor ki sen zaten ne anlarsın diyor, küçümsüyor. Ama onun dışında aklı başında tiyatrocular, yönetmenler kaçırdıkları bir noktayı benim görüşümle yakalarlarsa da teşekkür ediyorlar ve düzeltiyorlar, düzeltilecek yerleri varsa. Yani sanatçının eleştirmeni mutlaka okşaması lazım bence. Bir küçük örnek vereyim. Yıldız Kenter, Türkiye'nin divası, yıllar evvel bir oyun yazmıştı. Hep Aşk Vardı adı altında. Oyuna gittik işte galasında, seyrettik oyunu. Ben de oturdum yazdım. Oyun çok güzel tabii, Yıldız Kenter oynuyor, nasıl olacak? Fakat işte dedim ki üç yerde tekrar var dedim. Yıldız Hanım birkaç gün sonra beni eşimle beraber yemeğe davet etti. Bir akşam yemeği, işte oturduk. Şükran abi de o zaman sağ, işte içkiler miçkiler. Ondan sonra saat 11'de getirdi dosyayı, koydu önüme, nerede tekrarlar dedi. Aman dedim yani Yıldız Hanım, size ben haddim mi böyle bir şey yazmıyor. Ben kulağıma geldi. Hayır dedi, bulduk üç tane tekrarı. Ama dedi ben onu şey için, tekrar da şu, ben Müşvi'yi kedi encini taşır gibi taşıdım diye bir replik. Ama dedi ben işte bunu söylüyorum. Yani beni bana anlatmayın Allah aşkınıza. Siz yazmışsınız, benim eserim değil falan. Sonra kitabı İş Bankası bastı. Bir gala daha yaptı. Bir daha gittik. Birini kırpmıştı. Sonra bir de 60. yılında galiba o oynuyordu. Orada da ötekini kırpmıştı. Teke indirmişti. Şimdi sanatçı bu. Yani koskoca Yıldız Kenter, ya sen kimsin bana karışıyorsun da diyebilir. Umursamaz. Ama o Yıldız Kenter olduğu için umursuyor. Hocam şimdi siz böyle deyince bu tiyatronun en büyük dehası Shakespeare dehalarından biri değil mi? O da bir hem oyuncuydu hem de tiyatro topluluğunun sahiplerinden biriydi. Sahiplerinden, tabii. Sürekli değil mi seyircinin etkileşimine göre oyunlarını yoğurarak yazdı, değiştirdi. Tabii, tiyatro zaten tabii. Öyledir değil mi? Sahne üzerinde. Yani siz en mükemmel oyunda yazsanız tabii, sahne doğru. Üzerinde yaşar, ortaya çıkar, etkisini yapar. Mutlaka doğru. Evet. Ama işte Shakespeare'de büyük oyunlar yazdı. Kadroları çok fazla, oyuncu kadrosu gerektiren değil mi? Yani ödenekli tiyatro dediğimiz devletin ekonomik katkısıyla yürüyen tiyatrolar olmazsa Shakespeare'de sahnelenmesi çok zorlaşacak herhalde özel tiyatrolarca. Tabii ama şimdi özel tiyatrolar başka bir yola gidiyor. İşte onları modernleştiriyorlar dekoru kostümüyle beraber. Pek de güzel oluyor yani. Ama ben bir Fırtına izledim iki kişiyle festivalde. İki kişi oynuyordu evet. ama Fırtına'dan geriye çok fazla yani dalgalar falan kalmış gibi geldi. Ben onu izlememiştim ama yani bu şimdi şehir tiyatrosunda bir yaz gecesi rüyası var galiba. Başlıyor bugün mü başladı, dün başladı. Daha kostümlerini görünce herkes bir infialde bulundu. Ay bu oyun nasıl olacak falan diye ben yine de umutluyum. Nasıldı kostümler? Ya daha modern falan tabii. O çağa göre değil. Şimdi siz izleyip yazmışsınızdır. Ben henüz okuyamadım kitapları ama Venedik Tacirini tiyatro opera Nesrin Kazankaya, evet, Nesrin Kazankaya çok muhteşem bir şekilde sahneledi. Ama tabii. Günümüzün bilgisayar da vardı şeyde vardı, sahnede. Evet, ama tabii. Çok da atılmamıştı Shakespeare. Yani o haliyle çok iyi oynanmıştı. Ruhuna, özüne dokunmadan üzerinde oynanabilir ki oynamalıdır bence. Yani artık hep böyle antik ödenekli tiyatrolar antik şekliyle oynayabilirler. Her oyunun modernleşmesi yapılabilir bence. Evet. İşte biraz da ona gelelim. Yani biraz da şov yanı, tiyatroyu şova dönüştürme yanı son 20 yıldır falan etkin olmaya başladı. Bunun bizim Türk tiyatrosunda da yansımaları oldu mu? Ve nasıl olumlu, olumsuz sonuçları gözlemlediniz? Çok değil. O şova yansıttığınız zaman tutmuyor bence. Yani olmuyor. Ona da pek kimse yanaşmıyor. Var tabii yani Sulu Sepken komedi yapanlar da var. Onların da kendine göre bir şeyi var, seyircisi var.
Ama bence o da bir ayrı bir, küçük bir grup onlar da. Yani iyi ki onlar egemen etkin akım haline yani tiyatroyu gelmediler. Yani belirli kesimlere sevdirebiliyorlarsa ne hala, Allah razı olsun diyeceğiz onlara da. Peki seyirciyle ilgili gözlemleriniz var mı? Yani mesela 60'larda, 70'lerdeki tiyatro seyircisiydi ya da 80'lerdeki tiyatro seyircisi, şimdi 2010'lardaki tiyatro seyircisi değişti mi? Beklentileri, algılamaları, tepkileri? Elbette değişti, tepkiler değişti ama şimdi bir de o zamanlar biliyorsunuz Ankara bu işin payitahtıydı. Yani tiyatronun en iyi tiyatrolar orada olurdu. İstanbul'a gelirdi hatta oradan işte. Ankara Sanat Tiyatrosu. Ankara Sanat mesela evet. Tabii. Ankara Halk Tiyatrosu. Işte, evet tabii. Şimdi İstanbul'da olunca başşehir, kültür başşehri gibi fark edilir halde seyirci gelişti. Tepki veriyor, tepki yerinde veriyor. Hoşgörülü bir seyircimiz var. Yani ben seyirciden bir şikayetim hiçbir zaman olmamıştır. Bilinçli geliyor, bilinçli izliyor. Bazı şeylerde hep gülmek istiyor ayrı mesela ama yani orada bir artık bu şeyin düdük tencerenin patlaması gibi yani bu siyasi baskılar bilmem ne o kadar gerdi ki toplumu hep gülmek istiyor, rahatlamak istiyor. Onun için de bazen abuk bir yerde de gülebiliyor. Sinemada da bunun etkileri oluyor değil mi? Yani o birkaç milyon kişinin izlediği filmler hep komedi filmleri. Evet. Evet. Geçen gün bir oyunda mesela bir genç çift önümde oturuyorlar. Yani çok vahşi bir sahne, tablo var oyunda. Ya ikisi gülüyor kahkahalar. Sonra çok merak ettim. Yani soracaktım. Niye gülüyorsun arkadaş? Sen burada bir kadının işte bir ızdırabı, çilesi. Anlamıyorum niye gülüyor. Gülüyor ama işte. Gülmek demek böyle bir deşarj oluyor orada da. Ondan. Orada bir gülecek bir yer yakalıyor veyahut da. Bizim yakalayamadığımız. Belki tersi de olabilir. Tabii, gülünmesi olabilir. Gereken bir yerde de bütün ciddiliğiyle bu sefer de sahnedeki oyuncular ne yapıyoruz biz? Ne yapıyoruz? Yatık olabilirler doğru. Ama tabii galiba tiyatro sanatı da biraz böyle bir sanat. Yani seyirciyle sahnedeki oyuncu arasında hep bir etkileşim olacak. Evet, evet tabii. O zaman zirveye çıkıyor. Göz gözesiniz yani. Sanatçı da sizden göz göze. Çok ilginç ve sevilmesi gereken bir sanat bence. Tiyatro. Tiyatro. Evet. Tiyatro sanıyorum yani hem dünya tarihinde hem bizim tarihimizde de halkların, toplumların aydınlanması için de çok işlepsel bir sanat değil mi? Mutlaka işte hani tiyatro aynadır demiş ya yani. Evet. İşte o aynanın önüne geçmek cesareti ister. Keşke herkes geçebilse de aynada kendini seyredebilse. Tiyatro aynasında. O yüzden de denetimi almak. İşte onun için oluyor zaten evet. Bütün bunlar. Evet. Ama tiyatro buna direniyor, direnmeye devam edecek. Yok, asırlardır direnmiş tiyatro bunlara. Bunlara mı papuç bırakır? Yani hiç zannetmiyorum. Hiç mümkün değil. Gelişecektir ve her geçen gün biraz daha ileri gidecektir. Evet. Siz umutlu bir biçimde, programımızın süresi de dolmak üzere, umutlu bir biçimde evet, bakıyorsunuz. Evet, umutlu olmak zorundayız hepimiz. Yani bu kavgaya devam. Kim mani oluyorsa onlara karşıyız. Baş edeceğiz mutlaka. Mahkemeyi kazanacaksınız. Mahkemeyi kazanmasam da olur. Mühim değil. Mahkeme benim parama ihtiyacı varmış Sayın Bakanım. Öderiz biter yani. Ne yapalım? Şimdi siz demin dediniz ki yani bir imza kampanyası açıldı. Çok az destek evet. Ama ben öyle düşünmüyorum. Belki 10 binler sizi destekliyor. 100 binler sizi destekliyor ama yani bu imza kampanyasına belki de o insanlara ulaşmadı. Belki o insanlar bunu ortaya koymak gereği duymadılar. Yani yoksa Türkiye'nin %55'i sizin arkanızda yani. İnşallah öyledir ama tabii, bir de şu var. Yani ben diyorum ki mesela bir fon açılsın. Şimdi böyle başlayacak bu gazetecilere veya yazarlara böyle bir maddi sıkıntıya sokma telaşı. Ne bileyim şimdi 500 TÜSAK mağduru ki binlerle ifade ediliyor. 20'şer lira verse ben de götürür onu bakana veririm. Kimsenin cüzdanına da pasa dokunmaz. Bunu bir fon olarak da toplanabilir. Başka birisi 40 bin lira bir dava açtı. Ona göre para toplanır, verilir biter yani. Evet. Biraz da işin espri tarafı. İlk defa yani Kültür Bakanı dava açıyorsunuz ama yani bu hükümet de karikatüre, yazıya, tabii. Gazete haberine,
ilk defa bu kadar davalar açıyor. Ve nitekim dün ya da evvelsi gün... Pardon, yanlış söyledim. Karikatüre falan elbette çok dava açıldı. Bursa Akart... Bir eleştiriye evet. karşı dava. Evet. Gerçi şey, karikatür de eleştiri sayılır ama... İşte Musa Kart'ın karikatürü yanıma almamışım ama anlatayım, çok çarpıcı. İşte iktidarın başındaki televizyonda Paris'teki şeyi izliyor. Katliamın haberini izliyor ve şöyle diyor. Yani 10 yıllık hapis yeterdi diyor. Yani öldürmeye gerek yoktu diyor. Yani artık buraya geldi Türkiye. Çok iyi bir karikatür. Evet, çok güzel bir karikatür. Yani Türkiye buraya geldi. Şimdi Üstün Bey, biz bu edebiyat cephesinde işte hep kitaplar getiriyoruz. Tabii. Bugün de sizin kitaplarınızı gösterdim. Ben şunu da göstereyim. Koltuk Tozu. Tiyatro evet. için sahne tozu derler. Siz koltuk tozu yazdınız. Tozlar uçuyor, koltuğa, seyirci evet. koltuğuna konuyor. Evet. O da bir başka güncemiz. Bir de bize kitaplar gönderiyorlar. Bazı yazarlar, yayın evleri. Onları evet. da ben bu programda göstermek istiyorum. Mesela bize Refik Halit Karay'ın Bu Gazeteciler diye bir kitabı geldi. Memleket Yazıları diye Refik Halit Karay'ın gazetelerde çıkan yazıları derleniyor. Bu 7. kitabı. Yani şu ana kadar işte Anadolu Notları çıktı. Hangi yayın evi şey mi? İnkılap yayın evi. Onu da izleyicilerimize göstermek istiyorum. Yine bir başka değerli izleyiciler, bir başka kitap geldi bize. Yeni bir yazar Bahar Aslan, Moskova Defteri, Komünistler Moskova'ya diye bir hikaye kitabı çıkmış. İlginç. Onu da göstermek istiyorum. Komünistler Moskova'ya 60'ların, 70'lerin değil mi? Bugün iktidara gelenlerin evet, en çok solculara söylediği bir şeydi. Kovma sözüydü. Ama daha sonra Sovyetler çöktükten sonra kapitalistler Moskova'ya oldu o söz. Bir de bir şair Alova, şiir üzerine yazılarından bir kitap yapmış. Yaşam Kesikleri. Alova, Erdal Alova bir şair. Aynı zamanda şiir üzerine yazıları evet. var. Onu kitap yapmış. Bize gönderildi. Onu da ben izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Bir dakikamız var. Siz de son sözlerinizi söylerseniz vedalaşalım izleyicilerimize. Ben izleyicilerimize mutlu günler diliyorum. Yani inşallah sanatla yoruldukları, sanatla geliştikleri güzel günler diliyorum. Tiyatroya gitsinler yani, değil mi? Bu kara günlerde hiç. Elbette. Her şey, her türlü sanat evet. eserine gitsinler. Sırf tiyatro değil tabii. Yani. Evet. Teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Çok özlü bilgiler verdiniz. Değerli izleyiciler, bugün tiyatronun direnişini konuştuk. Üstün Akmen'le enine boyuna epey gezindik bu alanda. Geçmişten bugüne. Ve şunu da öğrendik ki, az gördüğümüz, yani Beyoğlu'nun merkezinde belki iki tane tiyatro salonu, büyük tiyatro salonu varken İstanbul'da bir yılda 400 oyun sahneleniyormuş. 50-60 kişilik sahnelerde de olsa bu büyük bir direniş, tiyatronun büyük bir eylemi. Bizi düşündürmek için, sorgulatmak için, daha çok insanlaştırmak için, toplumsallaştırmak için bu büyük bir sanat, büyük bir katkı aslında. O yüzden kar, kış, yağmur, çamurlu sokaklar, trafik demeden biz de bundan payımıza düşeni alalım diyorum. Bunu dileyerek size, tiyatrolu, kitaplı, şiirli günler dileyerek bir başka edebiyat cephesinde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.